Efendim iyi akşamlar tekrar. Üçüncü bölümde, son bölümde tekrar birlikteyiz. Telefonlarınızı alacağız. İsim vermeyin lütfen. İsim vermeden sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyadan bizi takip ediyorsunuz. Zaten YouTube sayfamızdan da takip ediyorsunuz. Kanal Avrupa. Bir de bizim Kanal Avrupa sayfamıza da aboneliğinizi arttırırsanız daha geniş bilgiler elde edebilirsiniz bu konularla alakalı. Sadece program yapan biz değiliz. Ana haberlerde de bu konuları işliyoruz zaten. O yüzden bizim YouTube sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz doğru bilgilere ulaşma açısından. Şimdi Mehtap Hanım, sorular var. İyi akşamlar Zeki Bey. Nüfus müdürlüğünde ikametgah adresimi değiştirdim. Bankalarda adres değişikliği yaptık fakat İnternet bankacılığında kişisel bilgilerimi kontrol ettiğimde yerleşik ülke yani yaşadığım ülke ve yurt dışı bağlantısı var görünüyor. Bunu defalarca aradım, değiştirilmesini rica ettim, yapmadılar. Size sorum, ben ne yapmalıyım? Teşekkürler, iyi akşamlar demiş. Hangi banka? Onu bilmiyorum. O, yani banka. Onu işte demeye çalıştığımız tam olarak bu. Bir evet. Destek almaları, gitmeden telefonla bunu halletmesi çok mümkün değil. Evet. Gelmeleri gerekli. İşte bu nedenle önemli. Gelip de tabii ki yapmaları da gerekiyor. Hani bu işte, başka işte, öbür işte, beri işte mutlaka ki demeye çalıştığımız da bu. Bankaların aslında şüphe duyduğu durumda sizin yurt dışı muhkimi olmadığınıza ilişkin beyanınızı dikkate almama hakkı var. Evet. Türkiye yurt dışı muhkimi olmadığınızı çok sağlam yapmak gerekiyor. Çok kararlı yapmak. Meltem Hanım, siz evde Meltem falan evde mi? Meltem falan evde mi? İnternete giriyorlar mı? İnternete girmiyorlar ama galiba sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar çok internet kullanıyor. Yine evet. Sıkıntı mı var? Yani sesiniz gidip geliyordu, o yüzden sevgili seyircilerimiz belki anlamadı. Evet, şu anda iyi. Şimdi hiç internet kullanmıyor. Evet, şu anda iyi, şu anda iyi. Sokağa çıkma yasağı var. Genel internet çok kullanılıyor evlerin bulunduğu bölgede. Anladım. Anladım, tamam. Evet. Yani bir internet, zaman zaman da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani rutininde de yaşıyoruz. O zaman sevgili seyircimiz var, hatta alayım mı? Tabii tabii. Alo, iyi akşamlar, buyurun efendim. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Az önce yine dinledim de, bu ortak hesap olan kişilerde, hani onlara olan kişide, onlara da hanımına. Evet. Diye duydum. Evet, bir hesap, evet, iki kişinin üstüne bir hesap varsa, ortak hesap varsa 10 lira varsa 10 lira sizin, 10 lira da hanımızda gözüküyor efendim. Evet. Bu nasıl bir kanun, bu nasıl bir dava, olmayan bir hesabı nasıl yansıtabiliyorlar? Evet, bunu ben anlamadım, anlamak istiyorum diyorsunuz. Yani şimdi olmayan bir şeyi var etmek olur mu yani, olacak iş mi? Ama bizimle alakalı değil bu. Hayır, sizi demiyorum yani. Evet. Bir devletimiz bunu nasıl gösterebilir o şekilde? Almanya'da öyle gözüküyor ortak hesaplar efendim. Ama Mehtap Hanım anlatsın size bu konuyla ilgili, bilgi versin. Başka bir sorunuz var mı efendim? Bu vergi beyannamesinde başvuru yaptığımızda da hiçbir bir mali müşavir ya da diğerleri bu beyannamede hiç öyle bir şey sorulmuyor yani. Hiç öyle bir şey, birikiminiz var mı yok Türkiye'de ya da böyle bir şeyde hiçbir... Soru yok. Vergi denkleştirmesi yaparken başka bir yerden geliniz var mı diye, var orada, var. Ama bize sor. Ha, sormuyorlar, bu zamana kadar sormamışlar zaten, kimse de sormamış. Evet. Ama normalde var. Başka yerden geliniz de var mı diye vergi denkleştirmesinde onu soruyorlar normalde o. Evet. Vergi denkleşmesi içerisinde var. Evet. O. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi burada insanlar yemiyor, içmiyor, gerçekten hakikaten yani arabalara binmiyor, şunu yapmıyor, evet. Bunu etmiyor. 25-30 yılını almış, biriktirmiş. Evet. Diğerleri gibi sağda solda gezmemiş. Evet. Efendime söyleyeyim, yarın yani sırf bu ileride diyelim ki çalıştığının vergisini de vermişsin. Evet efendim. Parasını da biriktirmişsin, biriktirdiysen. Evet. İleride 20 yıl sonra diyelim ki hilfiye düştün. Evet. Bu hilfi esnasında sana yarın diyecek ki gel bakalım buraya, senin bu kadar birikmişin var. Yani ben bunu 20 yıl sonraki birikim için mi, yani hilfiye düşeceğim için mi biriktiriyorum? Anlıyorum sizi, anlıyorum. Evet. Anlıyorum. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben sizden yardım alarak biriktirmemişim. Evet, anlıyorum. Ben tıkır tıkır burada vergisini vermişim.
Anlıyorum efendim. Ben sizinle hemfikirim bu konuda. Yani sizin düşüncelerinizle benim düşüncelerim de aynı. Tabii ki öyle. Yani dişinizden tırnağınızdan biriktirmişsiniz. Efendim hatta onu da söylüyorum. Temizlik işlerine, ek işlerine gitmişsiniz. Para biriktirmişsiniz. Türkiye'de birikim yapmışsınız, yatırım yapmışsınız. Şimdi o yapmış olduğunuz bu kadar sıkıntının karşısında karşınıza bu tür işlemler, bu tür olaylar geliyor ve bunu hak etmiyoruz biz diyorsunuz. Doğru. Aynen. Hem böyle yani bir de Zeki Bey. Evet. Bir de Zeki Bey yani benim Türkiye'de ne ev var ve bir burada da evim var ama burada evi olanların yani üstüne üstlük bir de hibe ediliyor. Yardım da bulunuluyor. Bilmem ne oluyor. Evet. Hiçbirinde bir sorun teşkil etmiyor ama hiçbir şey olmayanların gel bakalım diyecek ileride. Seni şu kadar önce bitir ondan sonra ben sana yardım vereyim. Aynen öyle. Bu bir ceza ya. Evet ceza. Doğru haklısınız. Ben size bu konuda haksızsınız demiyorum ki. Hem fikrim sizinle. O yüzden bizim derdimiz mücadelemiz de bu. Ben anlıyorum sizi bildiğim için. Burada feveran etmemizin, bağırmamızın sebebi bu. Yani bu vatandaşlarımız bunları hak etmiyor diyoruz. Bu kadar ülkemize döviz yumurtlayan bu tavukları niye kesiyorsunuz veya kesiyoruz? Efendim. Peki Türkiye'nin burada ne şey olacak? Yani ben sizinle hem fikrim efendim o konuda. O yüzden de zaten bu programı yapıyoruz. Ben sizi vallahi her çarşamba izliyorum açıkçası. Allah razı olsun. Allah İnanın razı. İzliyoruz. Evet. Ama bir de şu anlamadığım, gerçekten anlamadığım. Evet. Yani bu ortak. O olan kişilerde, ortak hesap olan kişilerde, yani diyelim 1 lirası varsa bu 2 lira nasıl olabiliyor? Yani nasıl ya olmayan bir şeyi var etmek, göstermek nasıl bir şey ya? Evet, Mehtap Hanım onu cevaplandırsın isterseniz. Dolusunuz, biliyorum içiniz çok dolu. Yani sistem etmekte de haklısınız. Edebilirsiniz de, isterseniz edin. Yine de devam, ben yani insanları anlıyorum, biliyorum. Yani ben burada yaşıyorum. Sizin sıkıntılarınızı gerçekten ben biliyorum. Mehtap Hanım da biliyor. 20 seneden beri gidip geliyor. Özür dilerim, kusura bakmayın biraz. Hayır. Söyleyin. Yani duysunlar. Sizin duygularınızı, hislerinizi hissetsinler, duysunlar. Duymaları da lazım. Onun içinde buradaki vatandaşlarımızı hep küstürdüler. Bundan sonra o küsmelerin karşılığı mutlaka gözükecek. Hep söyledim. Bakın, küstürmeyin. Kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Sıkmayın. Yaptıklarınız yanlış. Bir daha seçimler olsa o %70'leri, %75'leri alamazsınız. Bu insanlar bir daha size oy vermezler dedim. Gidip bir başka partiye de vermezler ama size de gelip oy vermezler dedim. Bunu söyledim. Söylüyorum da. Ama yazık, günah. Yani şimdi tedbir deniyor, bir de bu tedbir nasıl olacak? Evet. Ne olacak? Kime inanacağız? Nasıl yapacağız? Evet. Yani her bir şey bir allak bullak, inanın yani. Diyorum ne olacaksa da olsun yani. Zaten yok. Doğru dürüst bir emekliliğimi bile yatıracak durumda değilim. Evet. Yani ne cevap alabilirim? Teşekkür ederim şimdiden. Peki Mehtap Hanım iyi dinledi. Size cevap verecek şimdi. Evet. Mehtap Hanım. Mehtap Hanım deminki de Akbank'mış. Onu da söyleyeyim. Vatandaş şimdi WhatsApp hattından yazdı. Tam cevap alamamış ama hani vardı ya bir soru demin. Söylediydi, soru sormuş telefonda. Hangi banka diye sormuştunuz ya. O Akbank. Evet. Yani sıkıntılı bankalardan, özel bankalarda çok sıkıntı yaşıyoruz genelinde. Evet. Onu önce cevaplandırayım. Bir de işlemleri çok yavaş yapan, telaffuz etmekte hiçbir sıkıntı duymuyorum ve üzülüyorum, çok üzülüyorum. Yani İş Bankası'nın özellikle bazı işlemleri keyfiyetle, zorla, vatandaşa kan kusturarak, yurt dışından gelen vatandaşa yıllarca onların parasıyla onların parasını değerlendirdi, müşteri edindi ama şu anda vatandaşın diğer bankaların 24 saatte yaptığı işlemi 10 günde yapmadığına tanık oluyoruz. Yani bu keyfiyeti anlayamıyoruz bir türlü. Bu nedenle de durmadan telaffuz ediyorum. Bu vatandaş şimdilik uzaklaşıyor bankalardan ama bir gün geri gittiğinde tercih edilmeyecekler. Bunu da bilseler iyi olur. Evet. Evet. Şimdi ortak hesaplarla ilgili Türkiye'nin tercihi değil. Ama öncelikle vatandaşın haklı sistemi şurada olmalı. 2017'de ikili anlaşmaları kanun haline getirdiniz. Evet. İkili anlaşmaların önünü açtınız. Fakat vatandaşı bilgilendirmediniz. Hatta yurt dışındaki vatandaşımıza zarar vermeyiz dediniz. Altını çizerek söylüyorum. Evet. Eğer iktidara sorumlu tutacaksak bundan sorumlu tutarız. Bunu imzalayanları. Evet. Fakat sözleşmenin içeriğinden
Sorumlu tutamayız çünkü bu sözleşme imzalanmak zorundaydı. Evet, özellikle ortak hesapların nasıl bildirileceğini biz değil, bankacılık sistemi ve uluslararası sözleşme belirliyor. Aynen. Türkiye'nin şu anda geciktirdiği, kendini hazırlamadığı, korona ile de mağduriyetin arttığı şu dönemde yine korona nedeniyle ya bunu biraz ertelemesi veya veri toplamayı yetiştiremeyeceğinin uluslararası platformda ülkelerle ikili anlaşmaların taraflarıyla paylaşması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok ciddi bir sıkıntı var. Yine açıkça söylüyorum, bu işin yakın tarihteki kaybedeni vatandaşlarımız, uzun vadede kaybedeni Türkiye olacak. Evet. Türkiye vatandaşın güveni kayboldu ve derinleşiyor. Bu güven kaybını bir de artık öfke, artık güvensizlik, önce paralarını sonra mallarını Türkiye'den götürecekler. Türkiye vatandaşını kaybetmekle ve büyük bir yatırımcısını, dünyada sahip olduğu en büyük yatırımcısı Türkiye'nin büyük büyük şirketler değil, gerçekten o devasa uluslararası çok uluslu şirketler değil, hiçbir karşılık beklemeden yurt dışında çalışıp bütün 10 lira ise 10 lira, 1 milyonsa 1 milyon yatırımını Türkiye'ye getiren vatandaşlarımız bunu bir daha gözden geçirmesi. Buna göre de tamam, vatandaşın gönlü Türkiye'den yana, tamamen kırmadığımız sürece. Evet, aynen öyle. Vatandaş yine yatırımını Türkiye'ye biz ikna edersek, güven verirsek ve dürüst olursak, açık olursak, şurada zarar görürsünüz diye açıkça bütün kurum, özel ve kamu kuruluşlarınca anlatırsak, doğru söyleyene yok canım demezsek, buradan siyasi gizleme çıkarmazsak vatandaş bize tekrar güvenebilir. Ama hali hazır durumda vatandaş bize güvenmiyor ve vatandaş önce parasını sonra malını Türkiye'den alıp gidecek. Türkiye dünyada sahip olduğu en büyük yatırımcısını kaybedecek ve bir daha da getirmeyecek. Bunu çok iyi düşünmeleri lazım. Şimdi Mehtap Hanım, ben bir şey daha. Buyurun. Ben bir şey daha öğrenmek istiyorum. Ben şimdi tamam anladım. Hoş, güzel de. Bu yalnız 10 liranın kısmını inanın kafama almıyor. Yani şimdi Türkiye diyor ki ben bildirmiyorum, Almanya'nın işi bu. Evet. Almanya'nın işi de sen bildirmezsen Almanya nasıl 10 lira olan hesabı 20 lira yapacak? Elinde yarın bir tutanak varsa da bize kardeş öyle 10 lira var, benim 20 liram yok. Nasıl olacak? Kanunundan ve uluslararası sözleşmeden kaynaklı. Türkiye'ye kalsa 1 lirayı bildirmeyecek de sizi anladım, geç bilgilendirerek zora soktum. Sizi yani çok bir tespit halinde demek istiyorum, bir tespit halinde. Yani olmayan bir şeyi fazlaymış gibi, yani 10 liraysa 20 lira göstermiş gibi yapmak. Yani senin 20 liran var ama yok kardeşim öyle bir para. Öyle bir şey yok yani. Ya bu eğer öğrenilirse açıklanır, ortak hesap denir ama bunun böyle olması, gidip dert anlatması vatandaşın sıkıntı. Yani, bu nedenle Türkiye'nin vatandaşın bu konudaki tedbirlerini alması, kendi altyapısını hazırlaması, kendi vatandaşını hazırlaması için zamana ihtiyacı var. Ve bu zamanı da vermek mecburiyetinde bence. Anladık mı efendim? Evet, çok teşekkür ederim. Söyleyecek çok şey vardı ama sizi rahatsız etmek istemedim. Peki efendim, başkaları da var. Başkaları da. Olmuyoruz da ilgililer duysun diye sabırla biz de tekrar ediyoruz. Biz de tekrar ediyoruz zaten, ilgililer duysunlar diye yapıyoruz ama elimizden gelen bu işte, yani sonuçta duyuyorlar da, merak etmeyin. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum Fatih Bey'i bizim bir daha almamız lazım. Belki pazar günü de olabilir, bilemiyorum. Telefon hattımızda seyircimiz var. Alo, iyi akşamlar, buyurun efendim. Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Abi ben Fransa'dan arıyorum, ismin Ahmet Arık. Evet, buyurun Ahmet Bey. Benim sorum Mehtap Hanım'aydı. Tabii ona soracağınız, ben bilmem ki, yani bilecek olan o. Seni çok dinliyorsun. Çok da zevkle alıyoruz. Eyvallah, sağ olun. Buyurun. Benim Mehtap Hanım bir sorum olacaktı. Benim biraz mevduatım vardı Türkiye'de. Evet. Banka ismini de vereyim, reklam olsun, zira
İş Bankası'nda ne konuşuyorsunuz? Ne işiniz var o bankalarda? Devlet Bankası'na gidin. Ziraat Bankası'nda. İş Bankası da Devlet Bankası. Karalamayalım da işleyişi bozuk düzelsin diyelim. O da bizim bankamız. Tamam da hiçbir zaman düzelmiyor işte. Bütün hesaplarım oradaydı. Çektim gittim. Bana bir sözleşme imzalattılar. Adreslerim Türk adresi verdim. Telefonlarım Türk adresi verdim. CRS belgesi de... imzaladın anladım. Diyorsun evet, ki bu beni korur mu? Doğru mu anladım? Buna bir torun olur mu? CRS belgesi imzalatıyorlar. Bankacılar neden imzalatır bunu size? Hayatı size kolaylaştırmak için diye de düşünülebilir. Bu belki işin bir %30'u olabilir ama aslında bu imzaladığınız belki bir beyan belgesidir. Diyorsunuz ki ben falanca yerde mukimim, falanca yerde oturuyorum, tek oturumum burası ama üstünde siz bunu böyle yazıyorsunuz, beyanınızı alıyor. Fakat üstünde diyor ki eğer başka bir ülke mukimi, oturanı, ikametlisi, vergi mükellefi her neyse bunların hepsi bir kısmı iseniz ve biz bunu öğrenirsek veya bize bununla ilgili şüphe duyarsak aşağıdaki beyanlarınız yalan olursa biz gereğini yaparız diyorlar kısacası size. Demek ki neymiş? Yeterince korumazmış sizi. Anladım. Yani yeterince korumuyor diyorsunuz. Yani tek başına korumaz diyorum. Kötü bir belge değil ama işte birden de sihirli bir değnekle bütün hayatınızdaki sorunları çözecek bir belge değil bana göre. Çünkü üstünü okumuyorsunuz, altını okuyorsunuz. Size de bir güzel... Mehtap Hanım okudum da o kadar taksirlim yok. Neden anlayamadım okudum? Hepsini. Mehtap Hanım hepsini okudum da o kadar taksirlim yok. Anlayamadım. yok estağfurullah. Yani bu anlama geliyor. Ben size Türkçe tercümesini vereyim. Ne yapmam gerekiyor ekstradan? Yani bu ara uçak şirketleri koronada çok zarar etmişti. Evet. Bir daha Türkiye'ye geleceksiniz. Birazcık da havacılık şirketlerine katkı sunacaksınız. Evet, evet. Ya yani her türlü katkıyı sunun ülkemize, hava yollarımıza. Evet. Yeni geldim Mehtap Hanım. Konum için geldim. Zaten pandemi döneminde 3 tane biletim yandı. İşte istemiyorum. Türk Hava Yolları'na helal olsun. güzel. Güzel. yani bir daha helal edeceksin o zaman. Güzel. Bu nedenle işte bir hukuki yardımın da kıymeti orada ortaya çıkıyor. Ve sana bankada neler söylendiğinde tahmin edebiliyorum. Hiç anlatma. Hemen hemen bütün izleyicilerimiz ya da Türkiye'ye gelen herkes bu sizi korur. Bankacı Bey bir şey demedi. Canım aynı sizin dediğiniz gibi dedi. Tamam o zaman. Fransa neresi? Lyon. Lyon 700 kilometre falan buraya herhalde. Bayağı bir uzak. Lyon'daki... Valla ben ticaretle uğraşıyorum. Manayma çok gidip geliyorum. 400 kilometre. Siz Manayma gidiyoruz. Biz Duisburg'dayız. Siz uzaktasınız. Teşekkür ederim. Peki. Selam olsun Lyon'daki tüm vatandaşlarımıza sizlerin nezdinde. Onlara buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler. Devam ediyoruz. Bu arada Mehtap Hanım, hayırlı akşamlar Zeki Bey, Mehtap Hanım. Sizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Benim üzerimde ailemin tapuları var idi fakat 2018 9. ayında yeğenimin üzerine geri verdim. Herhangi bir sorun olur mu? Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun. Evet, bizi anlayan bir seyircimiz. Evet, Mehtap Hanım. Tapularla ilgili bugün iyi ki geldi bu soru. Tapularla ilgili aslında... Evet. Otomatik bilgi paylaşımı kapsamında gelir idaresinin yurt dışı makamlarıyla paylaşacağı bir konu değil. Değil, evet. İlk nedenle çıkabilir. Birçok yayınımızda, birçok ülkeden, son dönemde Almanya'dan da arayan vatandaşlarımız diyor ki benim mal varlığı kayıtlarım öğrenildi. Bana işte şunlar soruluyor, bunlar soruluyor diyor ki elimizde hala bu kanun çıkmadan önce, yani bu kanun daha çıkmadan önce 2015-2016 yıllarında Hollanda'da gizli yöntemlerle, ya daha doğrusu gizli demeyin de hukuka aykırı yöntemlerle Türkiye'deki mal varlığı bilgilerinin binlerce vatandaşımızın alındı ve vatandaşın önüne kondu. Vatandaşın mal varlığı bilgileri başına bela oldu. Böyle ortaya çıkabilir. İhbarla ortaya çıkabilir. Hiç bunlara ihtiyaç olmadan sizin bankadan aldığınız kiralar, ödediğiniz vergiler gibi nedenle eğer bankadaki kayıtlarınız ortaya çıkarsa bunlarla ortaya çıkabilir. Bu nedenle
gayrimenkul bilgilerinizi bir haliyle korursanız sizin için doğru olacak. Türkiye evet. bunu vermeyecek. Evet. Yurt dışı makamları resmi yoldan bunu bizden isteyemeyecek. En azından bu bilgi hani ama alınıyor mu? Alınıyor. Gördük mü? Gördük. Evet. Hatta Hollanda bu konuda şöyle bir karar verdi mi? Evet, delilleri hukuka aykırı yolla elde ettim ama dedi, kullanırım dedi. Evet. Bu anlamda gayrimenkulleri korumak da değerli. Evet, Mehtap Hanım, programın artık son 3-4 dakikası içerisindeyiz ama ben bu arada bir sevgili seyircilere bir şey daha söylemek istiyorum. Değerli Avrupalı Türkler, bizi nereden seyrediyorsanız, Türkiye'den, işte efendim, İskandinav ülkelerinden, nerelerden seyrediyorsanız, bizi YouTube üzerinden seyreden sevgili seyircilerimiz de var. Canlı olarak programlar, bilhassa hukuk masasını canlı yayın olarak veriyoruz YouTube üzerinden ve diğer sanal medya üzerinden. O yüzden de abone olursanız bu programla alakalı ve kanalımızın abone sayfasına memnun oluruz. Bizi sevindirmiş olursunuz. Paralı değil, ücretli değil abone olmak. Sadece böyle tık yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bir de programları beğeniyorsanız, beğendim diyorsunuz. Öyle bir kolaylığı var. Paralıyla falan değil. Biz sizler için nefes tüketiyoruz. Siz de bizim için bir tık yapın veya tavsiye edin. İnsanlar sayfamızı beğensinler. Bir tane Avrupalı Türklerin televizyonu var. O da Kanal Avrupa. O yüzden de hepimiz sahip çıkacağız. Biz yaptığımız programlarla siz de bizi sevdiğinizi söylemekle, etrafa yaymakla ağımızı genişleteceğiz inşallah. O yüzden önemlisiniz ve bizim sesimizin kesilmemesini istiyorsanız bize her türlü desteği verin. Yani bu da bir destektir sonuç olarak. Son 2 dakika Mehtap Hanım, 2 dakikanı ben yedim. 2 dakikada da sen konuş, ondan sonra elveda diyelim. Ben de aynı konuya bir şey derim. Evet, biz ne kadar izlendiğimizde size faydalı olduğumuzu düşünürsek evet. sizin için daha fazla mesela ben daha fazla araştırma yaparım, daha çok çalışırım. Evet. Daha keyifle çalışırız. Siz demek ki bizim bu programı çok sevdiğinizi, çok beğendiğinizi evet. Eğer tıklayarak bize destek olursanız biz de sizin için daha çok çalışırız. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı, kişisel finansal verilerin her türlü yardım alan almayan, Türk vatandaşı olan olmayan, işte iflasını ilan eden etmeyen, işte herkesi ilgilendiriyor. Yurt dışında oturumu olan, yurt dışında yaşayan veya yurt dışında şirkette olan, yurt dışında şubesi olan herkesi ilgilendiriyor. Türkiye'deki finansal bilgiler yurt dışı makamları ile paylaşılacak. Bu paylaşım için yapılacak evet bir takım çözüm yolları olabilir. Her kişinin çözüm yolu farklı. Bu nedenle bir tedbir almanızda fayda var. Özellikle sosyal yardım alanlar, iflasını ilan edenler ve serbest meslek sahipleri finansal kayıtları yurt dışı makamlarının eline geçerse, öğrenirse ve paylaşılırsa siz de o tarihe kadar henüz kendinizle ilgili bir takım tedbirler almamış olursanız yardım alanlarla iflasını ilan edenleri ceza davası dahi bekleyebilir. Serbest meslek sahiplerini, ticaret yapanları ise sen bu parayı nereden buldun, kaynağı nedir şeklinde bir araştırmayla başlayıp işletmeleri, iş yerleri incelemeye konu olabilir. Bu nedenle çok geç olmadan, en son dakikaya kalmadan alınması gereken bir tedbir varsa bu tedbirleri almak en az zarar ile bu işten sıyrılmak sizin için hayırlısı olacak. Evet, teşekkür ederiz Mehtap Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok değerli şeyler bu akşam beni şımartıyorlar. Diyor ki bir tanesi çok değerli bir dostumuz. Zeki Bey, emekli olursan yerine kim gelecek? Yerini kimse dolduramaz demiş. Bulunur. Biz nasıl bulunduysak yerimizde. Her makamın, her kişinin yeri doldurur. Kimse alternatifsiz değil bu dünyada. Çıkar. Bir Zeki çıkmaz, Zekai çıkar. Hasan çıkar, Hüseyin çıkar ama Avrupalı Türkler sessiz kimsesiz kalmaz. Onların sesi olan birisi çıkar. Farklı olur. Bizim gibi olmayabilir. Onların yoğurt yiyişi farklıdır. Öyle olur yani. Efendim bu akşamlık bu kadar. Tahmin ediyorum pazar günü tekrar birlikte olacağız saat 16'da. Öyle bir içimde his var. Evet. Öyle bir his ben var. Ben de öyle hissediyorum. Evet. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, çarşamba akşamı saat 19'da Hukuk Masası programında buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum efendim.